burning assistance! Все, патроны кончились! Держи, сука, подарок! Tarihin en gerçekçi FPS oyunu Tarkov'u duydunuz mu? Ben Tarkov'un yapımcısı tarafından yapılan şu diziyle keşfettim oyunu. Başlangıçta hiçbir şey bilmesem de oyuna yalnızca 10 dakika göz atmam yetmişti. Karşımda tarihin en gerçekçi FPS oyunu duruyordu. Aldığım dönemde 37 Euro'ydu, 320 liraya denkti ve bir oyuna verdiğim en yüksek paraydı bu. Pişman oldum mu diye soruyorsanız hayır olmadım. Aksine bir oyunu ilk 100 saatinde kaybetme korkusuyla ve çişim gelerek oynamıştım. Tarkov oynayan yeni insanların stresten elinin titrediği ve ter atarak oynadığı bir oyundu. İşte bugün dünyanın en gerçekçi oyunu Tarkov'un nasıl yaratıldığını ve bu oyunun mükemmel hikayesini anlatıyorum. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Quell. Charm Quell. Seneler 2008'i gösterdiğinde Battlestate Games gerek grafik gerek oynanış açısından inanılmaz gerçekçi bir loot yapma hayatta kalma oyunu geliştirmek istiyordu. Kolları sıvadı ve sessiz sedasız Russia 2028'in geliştirilme aşamasına başlandı. Bu oyun Tarkov'un alfa sürümü gibi bir şeydi. Geliştirici ekibimiz oyun içerisindeki her detaya önem veriyordu. Bugün Tarkov'un içerisindeyken o duyguları yaşamanızı sağlayan her ince detay Russia 2028 için de geliştirildi. Kontrol ettiğimiz karakter oyun içine entegre edilmiş gerçek bir insan gibiydi. Yürüme animasyonundan tutun savaş içerisindeki durumların tamamı, yaralandığında meydana gelen semptomlar ve her semptom için farklı ilaç kullanımı bir ton başka özellik eklenmişti. Tabii bu realistik eklentiler oyunun geliştirilme sürecini inanılmaz ölçüde artırıyordu. Russia 2028, 2009 senesine geldiğimizde güzel bir ilerleme kaydetmişti. İlk günden bu yana Unity oyun motoru kullanılmış ve bu denli detay içeren bir oyun için çok fazla açık içermesi oyunun geliştirme süresini uzatmıştı. 2 sene boyunca kendi hayallerindeki oyunu yapmaya çalışan geliştirici ekibimiz 2010 yılında bir oynanış videosu yayınladı ve oyunun alfa sürümünü ilk defa oyunculara duyurdu. Videoda görünen animasyonlar ve grafikler çok güzeldi. Oyunu ilk kez oynayacak olan oyuncular bu kadar detaylı bir oyun karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Oyun her detayıyla insanların ilgisini çekiyordu. Battlestate henüz yayınladığı bir videoyla binlerce destekçi toplamıştı kendine. Çünkü bir düşünün, 2010 senesinde şöyle bir fragman yayınlıyorsunuz ve oyununuzun inanılmaz gerçekçi olacağını söylüyorsunuz. Battlestate Games hiç beklemediği bir destekle karşılaşmıştı. Yalnız işler Battlestate'in istediği gibi gitmedi. Russia 2028 konusunda emin olamadıkları bazı noktalar vardı. Oyunun ilerletilmesi ve hikayesi için gerekli detayların gelmesiyle bug'lar oluşacaktı. Bu yüzden yapımcılar kendini kapana kısılmış hissettiler. Bu durum Russia 2028'in birçok detayını kaldırmalarına sebep oldu. Ancak bu sefer de ortaya çıkan ürün istedikleri gibi olmadı. Bardağı taşıran son damlaysa Russia 2028'in konusuydu. Bazı Rus oyuncular bu oyunun konusu hakkında forumlarda kötü konuşmaya başlamıştı. Çünkü konumuz Rusya'da geçen bir bölgenin yakılıp yıkılması anlatıyordu ve bu durum bazı Rus oyuncuları kızdırmıştı. 2015 yılına kadar devam eden bir geliştirme aşamasından sonra oyunun geldiği nokta fena değildi. Dibine kadar realiteyi oyuncusuna yaşatıyordu ve oyunculara gerçekten umut vaat ediyordu. İnsanlar bu oyunu sevmeye başlamıştı bile. Ancak bir gün oyunun geliştiricisi Nikita bir açıklama yaptı ve Russia 2028 oyununun geliştirilme aşamasının durdurulduğunu söyledi. Bunun yerine EFT yani Escape from Tarkov adını verdikleri oyunu geliştireceklerini söylediler. Oyun sessiz sedasız geliştirildiği gibi sessiz sedasız bir şekilde rafa kaldırıldı. Ama tamamen yeni bir oyun tarzına geçmişlerdi ve yapımcı ekibimizin kafası rahattı. Kocaman bir yazar ekibi toplayarak mükemmel bir hikaye yazdılar. Rusya'nın Norilsk bölgesinde yer alan ekonomik bir merkez olarak kurulmuştu Tarkov. Ayrıca bu bölge Rusya ve Avrupa arasında bir sınır kapısı rolü üstleniyordu. Avrupa ve Rusya arasındaki bu sınır bölgede teknoloji aşırı gelişti ve dünya zenginleri bu şehirde yaşamaya başladı. Bunun nedeni Rusya devletinin büyük şirketlere merkezlerini Tarkov'a taşımaları için ayrıcalık sağlamasıydı. Tarkov'da faaliyet gösteren global bir şirket olan Terror Group, bünyesinde birçok terör örgütüne paravan oluyordu ve küresel maden kaçakçılığı yapıp Tarkov'a değerli madenler aktarıyorlardı. Ayrıca bu maden ...lerle yüksek teknoloji deneyleri yapıyorlar, bölgeye ciddi zararlar veriyorlardı. Yayınladıkları Amerika Afganistan'ı işgal ediyor tarzı Amerika ineleyici haberleri yüzünden Rusya ve Amerika arasında politik bir gerginlik başladı. Bu süreçte Rus hükümeti politik krize neden olan terör grup binasını bastı ve terör grup içinde çalışan yüksek paralı asker birlikleri olaya müdahale etti. Bölgenin en gelişmiş şehri Tarkov, Rus birlikleri olan Bearlar ve Yusekler tarafından bir savaş alanına çevrilmişti. İşte oyun içerisindeki Bearlar ve Yuseklerin farkı buydu. Yusekler terör
gruba Bearlarsa Rus hükümetine çalışıyordu. Böylece Tarkov'a giden tüm yollar kapatıldı, sınır geçişleri engellendi ve içeride kalanlar için dış dünyadan izole bir hayatta kalma mücadelesi başladı. Günler geçtikçe Tarkov'da işler daha da kızıştı. Yaşanan bunca olaydan sonra bölgede bulunan yerel halkın büyük bir kısmı şehirden kaçmaya çalıştı. Ayrılmayan bir grup ise zengin olmak için silahlanıyor ve kendilerine Skev diyorlardı. Şehri bütünüyle yağmalamaya başladılar. Tarkov bölgesinde silahlı çeteler cirit atmaya başladı ve Tarkov inanılmaz bir kaosa sürüklendi. Bölgede yerel satıcılar oluştu. Onlarla eşya ticareti yapmaya başladınız ve işte biz de oyuna girdiğimiz anda tam bu noktada başlıyoruz. İstersek Skev olup Tarkov'u lootlayabiliyoruz, istersek de paralı asker olup insanları öldürmeye girebiliyoruz. 2015 senesinde Tarkov'a hazırlanan hikaye bu şekildeydi. Oyuncular bunları duyduktan sonra delirdi ve oyunu satın almak için sıraya girdiler. Karakter temaları baştan aşağı değiştirildi, yeni mapler getirildi, oynanış daha da iyileştirildi, grafikler daha da iyileştirildi, içindeki oynanış baştan aşağıya hikayeye göre değiştirildi. Bethesda Games bunların tamamını yaptıktan sonra 4 Ağustos 2016 tarihinde seçilmiş bir grup oyuncuya kapalı alfa sürümünü sundu. Bu oyuncular geliştirilen EFT oyununu çok beğenmişti. İçerisinde Russia 2028 üyeleri barındırması ufak bir jest olmuştu. Şirketimiz EFT'nin Russia 2028 gibi bir etki yaratacağına emindi ve öyle de oldu. Eski oyuna nazaran loot mantığı çok daha iyi yapılmıştı ve onlarca item oyuna eklenmişti. Böylece alfa sürümünü oynayan oyuncular ilk günden itibaren bu oyunun içine girmeye başlamıştı. Ve bir yıllık bekleyişin ardından 28 Temmuz 2017'de oyunun kapalı betası açıldı ve oyunu ön sipariş olarak satın alan herkes oyuna girip oynayabiliyordu. Tarkov yavaş yavaş ünlenmeye başladı. Özellikle Twitch üzerinde büyük ilgi gören EFT ilk zamanlarda Twitch'in bitki örtüsü haline gelmişti. Ve Tarkov işte bu mükemmel hikayenin ardından milyonlarca aktif oyuncuya ulaştı. 2017'den günümüze gelirken, yani Tarkov çıkarıldığı günden bugüne bir sürü bug'la uğraşmaya devam ediyorlar. Çünkü Unity ile geliştirilen oyun büyük sıkıntılar yaşıyor. Bethesda'daki bir yeni yamada bir açığı kapattığında yeni bir bug ortaya çıkıyor. Tarkov inanılmaz bir destek alsa da yaklaşık 3 büyük yama boyunca büyük lobi bekleme süreleri yüzünden oyuncuların çoğu oyundan bezip bırakmıştı. Bu sorunu çözmeleri bile 5 aylarını aldı. Çözdükten sonra da serverlarda büyük sorunlar yaşadıkları bug'lar ortaya çıktı. Ve işte Bethesda Games bu bug'ları düzeltirken çok yoruldu. Çünkü oyunu 14 yıldır geliştiriyorlar. Ve şu anda Tarkov'un nereye gideceğini kimse bilmiyor. Bakalım neler olacak.